23 Nisan'da olduğu gibi 19 Mayıs haftasını da bir hafta önceden başlayarak ve 19'unda da final programlarıyla bitirmeyi arzu ediyoruz. Hem kaymakamlığımızla hem belediyemiz ortaklaşa çalışarak program akışını ayarlıyorlar. Hafta boyu sahilde, meydanda devam eden gençlik etkinlikleri, yarışmaları olacak. Ve bu haftanın başlangıcını da 13 Mayıs Pazar günü bisiklet yarışıyla inşallah başlatacağız. Aslında dünyadaki trendi biliyoruz hepimiz. Ama şehrimizde belediye başkanlığımızın aldığı bir karar var. Bundan sonra bisikleti sadece bir spor aracı olarak değil, aynı zamanda ulaşım aracı olarak da kullanmaya yönelik teşviklerle ilgili çalışmalarımız var. Arzu ediyoruz ki bu senenin sonuna kadar şehrimizde 30 kilometrelik bir bisiklet, yani tamamen ayrılmış bisiklet yolu hedefimiz var. Tabii bu etkinliğimiz, şehrimizde yaptığımız birçok etkinliğimiz gibi bu etkinliğimizin de farklı paydaşları var. İlk önce kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü, bisiklet federasyonumuz ve kent konseyimiz Pendik Belediyesi ile bu işin ortak olarak üstesinden gelecek, hazırlayacak olan kurumlarımız. Yapılacak organizasyonda Pendik Kent Konseyi olarak da yer almaktan büyük onur duyuyoruz. Samet Uç, ben şu soruyla başlayacağım. Öncelikle bu organizasyon kimin aklına geldi? Çok güzel oldu. Bunu sormak istiyorum. Pendik Kent Konseyi son zamanlarda yaklaşık bir senedir gerçekten faaliyetleri bakımından bir yükselişte. Bunu biz de basın mensupları olarak görüyoruz, takip ediyoruz. Bize geri dönüşleri de çok güzel oluyor. Pendik'te şöyle bir eleştiri vardı kamuoyunda. Belediye personelleri, belediye başkanları araçlarıyla sürekli dolaşıyor. Özel otomobilleriyle dolaşıyor. Şimdi bisiklete binmek başkan yardımcıları açısından da gerçekten olumlu olacaktır. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çok güzel bir şey olmuş. O yüzden kimin aklına geldi? Çok olumlu bir çalışma olduğu için soruyorum. Evet, idarecilerin bisiklete binmesi konusu dediğim gibi neticede bu şehrimizde oturtulması gereken bir kültür. Bu kültürü biz de belediye olarak kendi içimizde oturtmamız lazım. İnşallah bunu da yakında göreceksiniz. Tabii tarih sıralaması var ama ben genel etkinliklerden bahsedeyim. Masa tenisi turnuvamız olacak. Bunlar açık alanda olacak. İlk defa bu sene yapacağız açık alanda. Daha sonra tekvando yine açık alanda müsabakalar gerçekleştirilecek. Güreş güreşi, mas güreşi, daha sonrasında halk oyunları gösterisi olacak 19'unda. Bu şekilde ayın 18'inde de okul spor şenliklerinin bir ödül töreni yapacağız inşallah. Yine bu etkinlikler kapsamında Kurtköy Spor Salonu'nda bu şekilde hazırlamaya çalıştık. Her şey Pendik için. Bu bisiklet festivalinde, bisiklet etkinliğinde umuyorum şehrimizin özellikle hem bisiklet sporunun yaygınlaşması hem de şehrimizin bu etkinlik vasıtasıyla kamuoyunda daha fazla bilinirliği ve marka olması noktasında katkı sağlayacaktır. Ve bu noktada kent konseyinin çalışmalarının vatandaş aktarılması noktasında siz değerli basın mensuplarının yakın işbirliği için de teşekkür ediyorum. Çünkü sizler vasıtasıyla bu bilinirlik ve kamuoyuna yansıması alabilir. Ve tabii belediyemize teşekkür ediyorum. Gerçekten her zaman bu noktada samimi ve sıkı işbirliği içindeyiz.